Evet, ismi ve bilgileri yayınlandığı an sezonun en beklenen bölümlerinden biri olan Tutku bölümü hakkında bir teori videosu çekmem benden gerçekten çok istendi. Ve karşınızda 5. sezon 7. bölüm Tutku hakkında her şey. Bu videoya sizlerden 45 like istiyorum. Abone de olduysanız sizler için hazırladığım videomuza geçelim. Öncelikle her zaman söylediğim gibi bu bölümünde yayın tarihi maalesef belli değil. Ancak yine de elimde bu bölüme ait bir özet yer almakta. Dilerseniz özetimize bir bakalım. Marinette kendini kara kediyi sevdiği konusunda ikna etmeye çalışırken, Uğur böceğine aşık olmaktan vazgeçmiş olan ve duygularını Marinette'e beyan etmenin bir yolunu bulmaya çalışan Adrian'ı unutmaya çalışıyor. Uğur böceği ve kara kedi hayatlarında her şey baş aşağı döndüğü için acımasız bir kötüden kaçmak için mucizelerini değiştiriyor. Ancak Bay Böceğin dönüşü, Kara Lady'nin kalbindeki işleri daha da kafa karıştırıcı hale getirmek üzere. Öncelikle kararlılık bölümü hakkında yaptığım videoda da söylediğim gibi aşk dörtgeni değişiyor. Marinette Adrian'dan vazgeçip kara kediye aşık olurken Adrian ise Uğur böceğinden vazgeçip Marinette'e aşkını ilan etmeye çalışıyor. Ve kahramanlarımız çok acımasız, çok kötü bir kötüden kaçmak için mucizelerini değiştiriyor. Durun durun, buraya geri döneceğim. Öncelikle şu özeti bitirelim bir. Ve Bay Böcek geri döndüğünde Kara Lady ona aşık oluyor. Ve evet, özet bu kadardı işte. Ve az önce size söylediğim çok acımasız, çok kötü bir kötü vardı ya. İşte o Natalie. Evet, Natalie tekrardan akumatize oluyor ve bunun yanında kendisine keçinin gücü veriliyor. Yani evet, en güçsüz mucizelerden biri ve sakat bir kadın en fazla ne kadar kötü, ne kadar acımasız olabilir? Galiba bu bölümde bunun cevabını alacağız. Belki de dostlarım bu bölüme kadar Natalie'nin sakatlığı geçer. Bunu söylememin sebebi Natalie'nin yanında yürümeye yardımcı olan değneklerin olmamasıydı. Yani bir şekilde Natalie iyileşmiş olabilir ve ben Natalie'yi iyileştirecek kişinin Gabriel olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Gabriel Natalie'ye çok şey borçlu ve yaptığı mallıkla bu borcunu arttırmış durumda. Ve unutmayalım ki bu adamın elinde kelebekle beraber 15 tane mucize var. Yani illaki asistanını iyileştirmenin ya da en azından sakatlığını geçirtmenin bir formülü vardır. Olaya şöyle bir mantıkla baktığımızda kendimizi Natalie'nin yerine koyalım. Sevdiğin adam sana ihanet ediyor. Sen ise onun için sakat olmayı bile göze almış bir insansın. Ama o seni kurtarabilecekken saçma sapan bir hırs uğruna hem karısından hem de senden vazgeçiyor. Ve ardından sen o adam tarafından akumatize oluyorsun ve ondan sonra da adamın verdiği gücü kullanıyorsun. Evet, bu gözle baktığımızda Natalie ve Gabriel'in arası iyi gibi gözüküyor. Çünkü kimse sevmediği birinin kendisine verdiği güçlüğü kullanmaz ki çoğu bölümde gördüğümüz gibi Akuma'yı kırmanın bir formülü var. İsterse Natalie Akuma'yı geri çekebilirdi ancak bunu yapmadı. Niçin? Çünkü o hala Gabriel'a yardım etmek istiyor ve Gabriel'i affetti. Bu nasıl mümkün olabilir? Tabii ki de Gabriel onun için büyük bir şey yaptı. Büyük bir şeyden kastım da tabii ki sakatlığını iyileştirmesi. Ancak anlam veremediğim bir diğer nokta var ki gerçekten çok mantıksız. Neden en güçsüz mucizelerden birinin gücünü verdi? Yani horoz mucizesi ya da yılan mucizesinin gücünü verse çoktan kazanmışlardı. Buradan da anlıyoruz ki keçi mucizesi sandığımız kadar işlevsiz ve güçsüz bir mucize değil. Demek bilmediğimiz bir yönü varmış. Ve çoğu fan şey düşünüyor. Bu mucizeyle acaba mucizeleri çizsek gerçek mucizeler elde edebilir miyiz? Penaltiyim bölümünde keçi çocuk orada süper gücünü kullanıp sihirli bir değnek yarattığında sihirli değnek işlevsizdi ve işe yaramıyordu. Bu mucize sadece bir nesne yaratabilir ancak o nesne işlevsiz bir nesnedir. Yani eğer bu mucize ile bir mucize yaratılacak olsaydı bu mucizeyi kullanamayacaktık. Hatta içinden Kıvami bile çıkmayacaktı. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de şöyle bir olay var ki Bay Böcek ve Kara Lady'nin geri dönmesi. Bu konuda sadece bölüm içi bir içerik çıkması için yapılmış saçma bir hareket olduğunu düşünen fanlar var. Tabii ki de öyle olabilir. Ancak ellerinde o kadar fikir varken böyle ikisini saçma bir sebepten bir araya getirmezler. Bölüm içerisinde öyle bir olay yaşanacak ki bu ikisi mucizeyi değiştirmek zorunda kalacak. Ya da ruh halleri ve psikolojileri onları bunu yapmaya itecek. Bir de şöyle bir detay var ki sezon 5'in resmi fragmanında Bay Böcek ve Kara Kedi'nin gözüktüğü ikinci kısımda ikilimiz koşarken arkalarından bir reklam panosu fırlatılıyor. Ve bu panoyu fırlatacak olan kişi de Natalie. Ve o panonun ne kadar ağır olabileceğini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Yani diyeceğim odur ki biz bu Natalie'yi de keçi mucizesini de fazla küçümsemeyelim. Küçük taş baş yarar ve küçük sinek mide bulandırır. Ve bu bölüm hakkında şöyle bir olay örgüsü çıkartabiliriz. İlk başlarda nasıl olur bilmiyorum ama olacağına kesin kes eminim. Gabriel kendisini bir şekilde Natalie'yi affettirecek. Bunun en büyük sebebi de Natalie'nin hala Gabriel'e aşık olması. Bu sebepten dolayı kendisini akumatize etmesine razı olacak ve bunun yanında keçi mucizesinin gücüne de sahip olacak. Bu sırada Marinette ve Adrian kendi benliklerini yani kendi aşk hayatlarını keşfetmeye çalışırken aniden süper kötü çıkıp gelecek.
Ve burada küçük minik bir nokta var ki özete baktığımızda mucizeler Uğur Böceği ve Kara Kedi tarafından değiştirilecek. Yani Marinette ve Edric'in mucizeleri Kıvam ile verip değiştirmelerini istemeyecekler. Bu değiş tokuşu bizzat bir şekilde kendileri başaracaklar ve bunun sonucunda geri dönen ikili kötü adama karşı savaşmaya başlayacak ve çok çok şaşıracaksınız ama yine kahramanlar kazanacak. Ve ardından mucizeler tekrar değiştirilecek ki bu son değiştirme işlemi belki Kıvamiler aracılığıyla yapılabilir. Sonrasında ise Edric ve Marinette aşk hayatları içerisinde kaybolmaya devam edecekler. Ta ki Kıvamiler'in seçim bölümüne kadar. Neyse o bölüm hakkında daha sonra konuşacağız. Ve son olarak da bu bölümün başından sonuna kadar Gabriel ve Natalie çiftini göreceğiz. Yani bu bölüm tamamen Gabriel ve Natalie çifti üzerine kurulu bir bölüm olacak. Bu çiftin arasını bu bölümde düzeltecekler. Evet dostlarım, teorilerim size de mantıklı geliyorsa bunları yorumlarda belirtin. Aynı zamanda istediğiniz videolar varsa bunları da yorumlara yazın. 45 like istiyorum bu videoya. Abone de olduysan kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.